Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. MWC turumuz devam ediyor. Barcelona'dayız. Neredeyiz? Huawei'nin standındayız. Buraya gelemeyenler için bir stand turu yapmak istedim. Huawei standında neler var? Şimdi hep beraber bir bakalım. Oldukça güzel, ilginç ürünler var. Bunların büyük bir çoğunda Türkiye'ye gelecek. Bakalım MWC'deki Huawei standında neler var? MWC'deki Huawei standında bizi karşılayan ilk ürünler cep telefonları. Huawei Mate 20 Pro mesela burada karşımıza çıkıyor ki Türkiye'de de var biliyorsunuz. Huawei Mate 20 Pro cep telefonlarını buraya böyle dizmişler. Bunları burada istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz. Kamerasına vesairesine, tüm özelliklerine bakabiliyorsunuz. Bu tarafta başka bir telefon daha var. Huawei'nin Porsche Design yani Mate 20 RS modeli var burada. O da çok şık görünüyor, görüyorsunuz şu anda. Hemen özelliklerini çekeyim. Huawei Kirin 980 işlemcimiz var. Porsche Design tasarımı varmış. Hemen bir bakalım. Türkiye'de yok bu model çünkü. Şöyle bir çekmiş olayım ben size de. En azından bir fikriniz olur. Daha farklı bir tasarım var. Bakın şu kısımları biraz böyle deri gibi. Onun dışında hemen hemen aynı. Sadece dış görünüm birazcık farklı. Şu kenarları da biraz farklı görüyorsunuz. Mate 20 Porsche Design'da böyle. Bunların hepsi Porsche Design modelleri. Fakat farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bu mesela bakalım. Bu siyah rengi. Porsche Design'ın. Devam edelim biraz daha. Foto printer var. Huawei Pocket. Bu Türkiye'de olmayan bir ürün bildiğim kadarıyla. Ya da varsa da ben bilmiyorum. Buradan çıkış almak için kullanılıyor muhtemelen. Yine burada da printer'ı görüyoruz. Pocket Photo Printer diye. Baskı almak isteyenler için bu kullanılabilir. Huawei standında küçük bir stand daha var. Bir masa var. Bu masada görüyoruz. Honor, Türkiye'de satılan bir marka biliyorsunuz. Honor'ın modelleri var. Honor biliyorsunuz kardeş markası. Farklı modelleri var. Türkiye'de bu büyük bir çoğunluğu var bu arada bu masada gördüğünüz telefonun. Mesela Honor On Lite burada mevcut. Başka bir model var mı? Bunların hepsi Honor Online. Şurada 8X'imiz var. Bu da var, Türkiye'de satılıyor zaten. Türkiye'de olmayan bir model. O da Honor Magic 2 var. Bu Türkiye'ye gelmediğimiz biraz daha donanımı yüksek bir model. 980 işlemci kullanıyor. 24 megapiksellik üçlü bir kameramız var. 6.39 inçlik bir full view ekranımız olduğunu söyleyeyim. 40 Watt'ta Magic Charge diyor. Yani hızlı şarj özelliği var. Yine Magic 2 var burada. Yine 8X'lerde burada görülüyor. Şimdi Huawei standında bir başka noktaya daha geldik. Burada Honor'ın, yine Honor markasının modelleri var. Biliyorsunuz alt markası Huawei'nin. Burada mesela Honor Vive 20 modeli var. Şöyle koymuş olalım. Yine burada da diğer Honor Vive modellerini görebiliyorsunuz. Vive 20 modellerini. İnsanlar bakıyorlar, kullanıyorlar telefonları. Deneyimliyorlar. Şu tarafa geçelim. Burada da aynı model var muhtemelen. Şuradaki iki masa, bu taraf ve şu taraf Honor markasına ayrılmış durumda. Honor'ın burada standı yok ama Huawei standında Honor modellerinde kullanabilme, görebilme imkanını bulduk. Ama söylemiştim daha önce, az önce de Honor'ın diğer masasını gezdiğimde de zaten birçok modeli Türkiye'de de var. Biraz üst düzey modeller bulunmuyor. Onun dışındaki bütün Honor modelleri Türkiye'de mevcut. Huawei stand turumuz devam ediyor. Burada Nova 3 telefonu var. Şöyle çekeyim birazcık bunu da. Onun hemen yanında Talkband B5 var. Bunların bir kısmı Türkiye'de de var bu arada söyleyeyim. Ama hangi, hepsi yok. Bir kısmı var. Yine Talkband 5'i görüyoruz. Yine Talkband 5. Band 3 Pro var burada. Band 3 Pro'yu da buraya getirmişler. P20 Pro var. Türkiye'de de var zaten biliyorsunuz. Başka ne gibi cihazlar var onlara da bakalım.
Yine Huawei Nova 4, bunlar daha uygun fiyatlı modelleri Huawei'nin. Hepsi Türkiye'de olmayabilir ama. Huawei stand turundaki bir diğer durağımız ise bilgisayarların olduğu bölüm. Biliyorsunuz bunlar zaten MateBook ailesi vardı ama bir müjdeyle geldi. Bunlar artık Türkiye'de gelecek. MateBook X Pro tanıtıldı. En üst modeli, en profesyonel modeli bu. 1599 Euro'dan başlıyor. Bu arkadaşın fiyatı hafif, güçlü ve aynı zamanda pil ömrü de uzun bir bilgisayar. Sizi biz kanalımızda bunun incelemesini yayınlamıştık. Yukarıdan da kartlardan onu koyarım şimdi. Oradan izleyebilirsiniz. Burada da yine Mate X Pro'ları görüyorsunuz. Dizilmişler. 13.9 inçlik bilgisayar bunlar. Dizi dizi dizilmişler böyle. Şuraya bakalım. Burada ne var? Burada da tablet modellerimiz var. MediaPad M5 Pro var burada. Bu bir nevi iPad rakibi anladığım kadarıyla. Klavyesi de var şurada. Harici klavyesi de. Buradan bunu kullanabiliyoruz. MediaPad'de bu şekilde yine Huawei standına görebileceğimiz ürünlerden bir tanesi. MediaPad M5 Pro. Böyle burada Lena yazmış hanımefendinin ismi herhalde. Yes, yes. Evet, o kendisiymiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gracias. Turumuz devam ediyor. Yine burada da, şurada görüyorsunuz. Yine bilgisayarlar var. Yine aynı bilgisayarlar ama burada bir farkı var. Burada MateBook 14 ve 13 modellerinde görebiliyoruz. Yani MateBook X Pro'nun kardeşi diyebileceğimiz biraz daha düşük donanımlı, biraz daha küçük ekranlı modeller de burada var. 14'ün Türkiye'ye geleceğini, 13'ün de gelmeyeceği söyleniyor. Tam bilmiyorum ben ama MateBook ailesi Mart ayından itibaren Türkiye'ye gelecek. Şimdi burada da bakıyoruz. Yan tarafa geçtik biraz. Burada da yine MateBook X Pro'ları görüyorsunuz. Dizilmişler böyle. Herkes burada kullanmaya çalışıyor bu bilgisayarları. Karıştırıyorlar, kurcalıyorlar. Söylediğim gibi bunun incelemesini yapmıştık biz zaten. Tabii fuarın bence en önemli yeri ve Huawei standının en önemli yeri ancak camekan arkasından görebildiğimiz, şöyle görüyorsunuz şurada. Yanında da bir hanımefendi duruyor. Huawei'nin Mate X katlanabilir cep telefonu yeni bir teknoloji hayatımıza giriyor arkadaşlar. Galaxy Fold ile beraber çıkan ikinci katlanabilir cep telefonu. Böyle uzaktan görebiliyoruz. Dokunmaya izin verilmiyor. Bu camekanın içinde bakabiliyoruz ancak. Katlanabilir telefon. Bu yılın ikinci çeyreğinde de hayatımıza girmesi bekleniyor. Onu da söylemiş olalım. Huawei'nin MWC'deki standında aynı zamanda çeşitli teknolojileri de sergileniyor. Burada mesela Welcome to Higher Intelligence diyor. Yani yüksek zekaya hoş geldiniz gibi bir anlamı var Türkçe'ye çevirirsek. Burada yapay zeka özellikleri, kamera tarafındaki özelliklerinden bahsediliyor. Örneğin meyve tanıma veya kalori tanıma özelliği vardı ki biz bunları aslında haber olarak da yapmıştık Teknoloji Oku adresinde. Telefonun Huawei Mate 20 Pro'da bulunan yapay zeka özellikleri sayesinde telefon işte elmanın ve diğer yiyeceklerin kalorisini gösterebiliyor. Şu anda arkadaş bize demo yapıyor. Huawei Mate 20 Pro da gösteriyor ama bizde de var zaten Mate 20 Pro. Gracias. Burada işte yakın çekim yani makro özelliğinden bahsediyorlar. Ki onu da zaten biz de biliyoruz ve kullanıyoruz. Burada da bir özelliği vardır. Bu canlandırma özelliği var biliyorsunuz Huawei'de. Bir şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz biblonun. Onu işte animasyon şeklinde size kullanabiliyor. Aynı zamanda standta böyle çeşitli aksesuarları da görebiliyorsunuz. Mesela FreeBuds var. Türkiye'de satılıyor mu emin değilim bundan. Burada var ama şu an kutusunda yok. Göremiyoruz. Şuradaymış. Açalım kutuyu. FreeBuds'ları görüyorsunuz burada. Bu biraz biliyorsunuz ki Apple'ın AirPods'a çok benziyor. Benzeyen ürünler. Türkiye'de var mı emin değilim. Ama buraya koymuşlar. Deneyimleyebiliyorsunuz. Hatta kulağınıza takıp takmak için böyle şunlardan da şöyle kulak şeylerde plastik parçalarında buraya koymuşlar ki buradan deneyebiliyorsunuz isterseniz. Hijyene önem vermiş arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bu da siyah rengi. Az önce beyaza bakmıştık. Şöyle göstereyim ben de size. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Huawei'nin AirPods rakibi kulaklıkları. Vallahi ben beğeniyorum. Böyle bir şey almayı düşünüyorum ama dur bakalım. Bir diğer aksesuarlar tarafında ise baktığımızda kulaklıklar var. Şöyle göstereyim. Kulaklıklar burada. Bluetooth hoparlörler burada. Tartı var. Huawei'nin tartısı. Foto printer.
Çok görülüyor mu bilmiyorum ama biraz fazla arkadan aydınlatma var burada. Şöyle elime alayım. Evet, fotoprinterimiz de burada. Huawei'nin. Güzel bir şeymiş bu ama Türkiye'de ben görmedim böyle bir ürün. Alınır diye tahmin ediyorum. Güzel, şirin bir şey. Şöyle tutayım elimde. Çok da hafif bu arada. Bunu tabii gösteremiyorum burada ama şöyle yerine koyalım. 360 derece kameralar var burada. Bunları alamıyoruz elimize. Burada 10.000 miliamperlik şarj harici pillerimiz var. Wireless şarjlar var, powerbanklar, işte travel tripodlar ki bunlar İzmir mağazasında vardı bu arada. Biz orada gezmiştik biliyorsunuz. Quick charge, car charger. Bunu hatta bazı arkadaşlar çok pahalı falan demişti. 320 lira gibi fiyatı var bunun hızlı şarj yapabildiği için. Ama böyle kaliteli bir ürünü de daha ucuza alamazsınız, öyle söyleyeyim. Ancak işte yurt dışından getirtmeniz lazım. O da başka bir konu. Burada da hızlı şarj teknolojileri gösteriliyor. Super Charge Car Charger diye burada bir deneme imkanınız da var. Standın bir tarafında ise Huawei'nin geliştirdiği Balon 5000 çipi var arkadaşlar. Bu çip 5G çipi. Şöyle yakın çekmeye çalışayım ama çok karanlık burası biraz. Şöyle elim altına koyayım. Evet, şu an daha iyi oldu sanki. Balon 5000 çipi var. Bu çip 5G özelliğine sahip ve Huawei Mate X'te de kullanılıyor. Bunu da buraya koymuşlar. Bunu da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5G destekli routerlar da var. Şöyle bir daha geniş alayım. Evet, 5G destekli Huawei 5G CPE Pro router da yine burada sergileniyor. Yine farklı, daha küçük, daha farklı routerlar da yine burada görülebiliyor. Evet, MWC'deki Huawei stand turumuz sona erdi. Sizlere elimden geldiğince Huawei'nin MWC'deki standını gezmeye, anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Huawei ürünleriyle ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı bu videonun altında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı asla ve asla unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.